İyi çalışmalar sevgilim. Sağ ol aşkım. Sana da her sabah zahmet oluyor, böyle beni buralara kadar getiriyorsun. Saçmalama. Ailen seni bu kadar sıkarken başka türlü görüşmemiz mümkün değil. En azından seni işine bırakırken görebiliyorum. Seni bir saniye bile görebilmek için her şeyi yaparım. Seni seviyorum. Ben de seni. Hadi acele et. Geç kalma mesaine. Tamam. Akşam çıkışta beni almaya gelecek misin? Çok saçma bir soru bu. Hadi koş, geç kalma. Tamam. Allah Allah, ne oluyor orada? ...127 ne oldu, kameraya baksana. Şu. Ne yapıyorsunuz ya? Var mı ben size? Ya ne istiyorsunuz benden? (Gülüyor)
kimsiniz be? Ne istiyorsunuz benden? Ben az önce arabandan inen kızın abisiyim. Benim bacıma çakallık etmeye kalkana neler yapacağımızı göreceksin şimdi. Ekipleri hemen oraya gönderin. Çabuk olun. Şüpheli araç 127 nolu kameradan çıkıp 44 nolu kameranın olduğu mevkiden geçiş yapmaktadır. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bu kızı hiç buralarda dolanırken gördünüz mü? Görmedim abi. Sen? Hayır, görmedim. Sen bu kızı gördün mü hiç? Yok, görmedim abi. Bu benim kızım. İsmi Sofya. Ortadan kayboldu. Bu resim sizde kalsın. İçeride aynanın yanına asıverirsiniz. Olur da buradan geçerse ya da müşterilerinizden gören falan çıkarsa 155 polis imdata ihbar edersiniz. Tamam abi. Eyvallah. Güle güle. Hadi. Günaydın abi. Günaydın abi. Günaydın abi. Bugün bizim için hiç aydınlık bir gün değil beyler. Acil toplantı yapacağız. Tamam abi, yapalım. Antep'te mi olacak toplantı? Hayır. Çete toplantısı yapacağız. Hayırdır abi? Bu kadar ciddi mi durum? Dün gece bizi Dil'le yemekteyken Ali'yi kaçırdılar. Ne diyorsun abi? Ne? Bizim Junior'ı yani. Şaka mı bu? Ne diyorsun abi? Kimler kaçırmış peki? Bir not falan bırakmışlar mı? Yok. Bizi sadece bu telefonla arıyorlar. Numaraya kalkan program koymuşlar. Takip edemiyoruz. Abi, o zaman hemen potansiyel bir itler listesi yapıp teker teker basalım mekanlarını. Olmaz. Ali ellerindeyken hiçbir şey yapamayız. Geldiğimizi görünce panikleyip Ali'ye bir zarar verebilirler. Ne yapacağız peki? Bizden istedikleri şeyi yapacağız. Peki ne istiyor abi bu şerefsizler? Fidye falan mı istiyorlar? Bir bankayı soymamızı istiyorlar. Fidye o kadar büyük demek. Tamam abi, soyalım. Hangi banka bu soymamız gereken banka? Merkez. Merkez Bankası. Ne?
Merkez Bankası. Bildiğimiz devletin ana... Of. Merkez Bankası diyorsun abi. Çok güzel. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Aleyküm selam, buyurun. Ben dün gece benim arabayı buraya bıraktım da. Fişinizi alabilir miyim? Ya ben de onu diyeceğim işte. Ben fişi kaybetmişim. Ya ara hiçbir yerde fiş yok. Peki ben bu plakayı söylesem olmaz mı? Yok, fiş olmadan arabaya çıkış veremem abicim. He doğru tabii. Sen de kendine göre haklısın tabii. Ama ben de fişi kaybettim, ne yapayım şimdi? Ya koçum beni uğraştırma ya. İşte bak benim anahtar bunların abi, arasında dur. Bir yerde olacak işte ya. Ya buradadır abi. İşte buyur bak. Dur bir ben bakayım. Ya bunu. Abicim karıştırma anahtarları. Allah Allah. Ulan düştü ya. Ya abi ne yaptın ya? Vallahi başka işin yok mu abi? Ya. Vallahi kusura bakma ya. Ya. Aman be abi. Zaten işimiz var, gücümüz var. Ya çok affedersin. Ben sana yardım edeyim hocam ya. Ya bırak abicim, ben hallederim. Kıpırdam ulan. Hıh. Sesini çıkarırsan alnının çatına yapıştırırım mermiyi. Kakaya. Kalk ulan. Kalk. Tak kelepçeyi. Dön. Kusura bakma koçum. İyi uykular. Abi bu Merkez Bankası Ankara'da değil mi ya? Evet ama bizim Ankara'daki bina ile işimiz yok. Biz bankanın İstanbul'daki şubesine gireceğiz. Ha. Bir dakika. Şu bildiğimiz darphaneden mi söz ediyorsun abi? Hı. Evet. Ali'nin hayatına karşılık bizden 200 liralık banknotların kalıplarını kopyalamamızı istiyorlar. Kale gibi koruyorlardır şimdi orayı. Nasıl gireceğiz abi oraya? Yani bir şekilde girsek bile kalıpları kopyaladıktan sonra kimseyi uyandırmadan oradan çıkabilmemiz mümkün değil abi. İmkansız. Ya lazerli mazerli ne biçim alarm sistemi vardır içeride. Beyler. Ben size bana bu işin ne kadar zor bir iş olduğunu anlatın dediğimi hatırlamıyorum. Oğlumu kurtarabilmek için bizden imkansızı istiyorlarsa biz de gidip imkansızı başaracağız. Abi. Elimizin altında Antep gibi bir gizli servis gücü var. Neden onları harekete geçirmiyoruz Ali'yi kurtarmak için? Adamlar, eğer polisten yardım isterseniz Ali'yi unutun dediler. İyi de şu Antep çok gizli bir servis değil mi abi? Yani polisi değil de Antep'i harekete geçirirsek bundan hiç kimsenin de haberi olmayacaktır, değil mi? Yine de bu çok riskli. Her yerde bir köstebek olabilir. Biz bu işi kendi aramızda halledeceğiz. Günlerdir canımız sıkılıyor. Gidip bir yerleri soysak demediniz mi? Alın işte size soygun. Kolay gelsin arkadaşlar. Eyvallah.
Devam edin. Sen gibi arabanın ben ta ulan. Çalış ulan bir çalış bir ya şerefsiz ya. Ulan hadi oğlum lan bir çalış lan. Allah'ım ya Allah seni. Allah seni cezanı vermesin ya. Dünyada işim var ya. Seni çalışmana da çalışmamana da. Seni çalıştıranın da. Ya. Hocam ya şuna bir el atsanız da şunu bir ittirip vurdursak şunu ya. He? Ya hocam çok büyük bir şey istemedim. Şu arabaya bir itin dedim yani. Allah rızası için bir yardım edin. Benim çocuklar hasta evde. Eve ilaç götürmem lazım acilen. Git hadi. Sen de. Hay Allah razı olsun ya. Hadi arkadaşlar. Bir coşkuyu verelim de şöyle bir vurdurayım ben şunu bir bakayım ha. Hadi. Ha. Heh, oluyor oluyor hadi. Hadi koçlarım. Hadi heh. Heh, oluyor oluyor oluyor. Vallahi çok güzel oluyor. Bravo bravo. Ne? Yok. Burada basmıyor. Hocam şu ya? Otoparkın dışına çıkalım. Orada bir bayır var. Olmadı bayır aşağı saldı mıydık? Vurdururuz. Hadi. Dar başka işimiz yok. Evet. Ha, gidiyor gidiyor. Ha gayret koşun biraz daha hızlı. Vallahi olacak. Hadi hızlı 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 biraz daha hızlı biraz daha hızlı. Hadi hadi. Hadi vurdur vurdur. Hadi. Yeter. Ya, bu kadar yeter gidelim biz. Vallahi yeter ya. Biz olmasak ne yapacaktık? Ya içeri, koçum, hadi. Ya Allah rızası için dedim ya. Ya evde çocuk hasta dedim. Siz de hala duruyorsunuz ya. Bir itin ne olur ya, elinize mi yapışın? Daha ne kadar edeceğiz ki? Allah'a çattık ha. Hadi abi, hadi vurdurun ya. Vurdur abi. Salak oğlu, salak. Arkadaşlar sağ olun. Sonunda. Gayet 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 ya. Burada bak lan be. Ne oluyor ya? Hocam. Durun lan. Yat lan. Yat. Bunları çabuk gizli çabuk 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 sessiz sessiz çabuk dur tamam çabuk kalk lan kalk yavaş yavaş kalk lan. Tamam tamam ayağa kalk geç 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 gir 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 gir, gir. Tamam başlarında durun siz ikiniz benim arabaya. Thank you.
Ali! Ya böyle gündüz vakti mi soracağız Merkez Bankası'na? Hayır. Önce gidip bankanın çevresinde bir keşif yapacağız. Özür dilerim. Ben hayatımda daha önce hiç banka soymadım da o yüzden bilmiyorum bütün bunları. Merak etme. Ben sana bütün numaraları öğreteceğim. Çünkü artık sen de bizim çetenin üyesisin. Nerede kaldı lan bunlar? Adamın evine kadar mı itiyorlar arabayı? Araba çalıştı koçum. İyiydi. Bizim çocuklar nerede? He. Sizin çocuklardan kalmadı. Yerine bizim çocuklardan vereceğiz artık size. Kaldır lan ellerini. Tamam geç öyle. Kaldır ellerini. Geç. Kaldır. Geç geç. Yat. Ver elini. Hayır senin. Dur kaçma. Dur onu bana bırak. Onu bana bırak. O benim o tamam, benim. Tamam amirim. Siz ne bakıyorsunuz kardeşim? Gülsen Zekeriya film mi oynuyor ya? Ulan gel lan buraya. Ulan ben seni yakalamayacak mıyım? Ulan şerefsiz. Ulan vuracağım başını seni ha. Dur lan. Peşinden geleyim deme. Yoksa bu hocayı da çocukları da öldürürüm. Anlaşıldı mı? Sakın peşinden geleyim deme. Sakın peşinden geleyim deme. Yürü, hadi yürü. Çabuk. Ya biliyorum koçum. Bu sana klasik bir sahne gibi gelecek ama motoruna geçici olarak el koyuyorum. Hadi bırak. Hadi aslanım ben. Sonra emniyetten teslim alırsın motorunu. Bana bak kaptan. Sakın bir kahramanlık yapayım deme. Düzgün kullan şu arabayı. Yoksa dağıtırım beynini. Siz de kesin lan ağlamayı. Uslu
boş oturursanız hiçbirinizin canını yakmayacağım. Buradan düz devam et. Peşimizde polis olmadığından emin olalım. Sonra ben müsait bir yerde ineceğim zaten. Artık hanginiz yaramazlık yaparsa onu da kaçarken yanıma alırım ona göre. Korkmayın. Lan! Işık yandı abi. Görmüyor musun? Mecburen durdum. Oh be, kırmızı ışık. Yaşasın. Ulan ilk defa trafik içime yarayacak. Boş ver şimdi ışığım ışığı. Bugün bize bütün ışıklar yeşil. Bekleme yapma. Geç git ışıkları. Hadi! Abi geçemem ki. Önüm kapalı. Çok trafik var. Allah kahretsin. Bu nasıl bir trafik ışığı be? Yarım saatte mi yanıyor bu ışık ha? Ben ne bileyim abi, ben mi koydum bu ışıkları buraya? Cevap verme lan bana. Kesin lan ağlamayı. Yeter lan artık. Sıkıldım lan beklemekten. Kaldırıma kır. Kaldırıma kır, oradan geçeceğiz. Abi orası çok yüksek. Çıkamam ben oradan. Kır dedim lan. Şanslısın. Yeşil yandı. Gazla! Ektik galiba ha. Hadi gazla uzaklaşalım. Hadi. Bassana lan. Bas. Ağlamayın lan. Ağlamayın. Plan nedir? Nasıl giriyoruz içeri? Önce gündüz gözüyle binayı bir gezelim. Ondan sonra bir plan yaparız. Binayı mı gezeceğiz? Nasıl olacak o?
İyi günler. Biz iş başvurusu için gelmiştik. Bizim şu anda elemana ihtiyacımız yok beyefendi. Olsun. Biz yine de başvurmak istiyoruz. Ha, bu arada İstanbul'daki Merkez Bankası binasının asansörlerinin bakımını siz yapıyorsunuz değil mi? Evet. Güzel. Çok güzel. Çok güzel. Müthiş bir hareket. Ya. Hadi abi gidiyoruz. Hı hı. Hadi. Gidelim. Orada bir servis elemanı tulumu ve senin için hazırladığımız bir kimlik kartı var abi. Bir de Boncuk Asansör Şirketi'nde kaldı abi. O şimdilik durumu kontrol ediyor. Hı hı. Kıpırdamayın kötü olur. Bizim boncuk duruma en fazla 24 saat hakim olabilir abi. Çünkü eninde sonunda o esir aldığımız çalışanların ailelerinden birileri duruma uyanacaktır. Ki bunu hiç istemeyiz. Tamam. Biz bu gece bu işi zaten bitiriyoruz. Evet. Ali siz bunları hangi ara planladınız? Sen ve organize şubedeki adamların o kadar sene bizi yakalamaya çalıştınız. Ama bir türlü bunu beceremediniz. Niye? Çünkü biz her zaman sizden daha hızlı düşünüp, sizden daha hızlı hareket edebiliyorduk. Aynı bugün olduğu gibi. Hadi sen arabada bekle. Biz yarım saate çıkarız. Neden ben de sizle gelmiyorum? Kadın asansör tamircisi bugüne kadar alışkın olmadıkları bir durum olabilir. Fazla dikkat çekmememiz lazım. Peki öyle olsun. Dikkatli olun. Tamam. Tamam kaptan, burası iyi. Müsait bir yerde dur bakalım. Ben hemen burada zıplayacağım. Kaptan, telefonunu ver. Niye? Niyesi mi var? Hı? Ben gittikten sonra polisi mi çağıracaksınız ha? Ver şimdi hadi. Hocam, siz de verin tamam. Telefonunuzu, hadi! Tamam, tamam. Hadi, hadi tamam, acele tamam. Çocukları kendine topla. Hadi, herkes versin. Telefon. Çantaya doldur, hadi. Telefonlar. Çabuk. Telefonunu ver. Hadi, acele edin.
Kovdurun şu çantaya! Acele edin dedik size! Hadi! Çantaya doldur! Ver şu telefonu, hadi! Hadi çocuklar! Ver! Tamam. Hadi acele edin, hadi! Hadi! Hadi sen dedik de size! Al! Tamam. Kaptan! Kapıyı aç! Tamam, sakin olun hocam. Ben polisim, tehlike geçti. Kaptan, sen lastiğin patlak matlak olsa da az gaz ver. Çocukları uzaklaştır buradan, hadi. Abi bu tekerle gidemem ki. Başlatma ona tekerden şimdi. Hadi yürü, hadi. Biz asansörün bakımı için geldik. Tamam, az önce arayıp haber verdiler geleceğinizi. Kimlik kartlarınızı alayım ben. Ahmet Çalışkan. Tamam. Tamam. Sizinki neydi? Cumhur Sönmez. Tamam. Sizin? İbrahim ben. İbrahim Baran. Onu da çizelim. Tamam. İyi günler. Ben PE asansörlerinden arıyorum. Sizin binadaki asansörlerin servis ve bakım zamanı geldi. Sizin için de bir sorun yoksa bugün teknik servisten arkadaşlar gelecekler bakım için. Aferin. Hoş geldiniz. Tamam, buyurun. Kolay gelsin. Sağ olun. Dur lan! Kaç bunun şerefsiz! Şerefsiz! Kaç bunun! Dur lan, ben seni elime geçirmeyecek miyim? He? Dur lan, dur! Ulan ben sen elime bir geçireyim. Ulan dursana! Sakın davranayım deme ulan. Hiç anlamazsın. Gözünü bir açmışsın. Eşek cennetindesin. At o silahı elinden! Ulan bak, son kez uyarıyorum seni. Zaten başımdaki o kadar telaşın arasında beni bu kadar koşturdun. Bana zaman kaybettirdin. Sana acayip gıcığım şu anda. O silahın burnunu gördüğüm anda yersin mermiyi kafana ulan. At ulan. Bir araba dolusu çoluğu çocuğu kaçırıp arkasına saklanıp haydutluk yaparsın ha? Bak, ben de polislik yapıyorum. Bakalım, el mi yaman, bey mi yaman? Kelime-i şehadet getir ulan şerefsiz. Ulan kalk kalk kalk. Kalk kalk kalk. Kalk ulan kalk. Kalk, kalk şerefsiz.
Yürü! Yürü! Günaydın bebek. Nasıl? Güzel uyuyabildin mi gece? Bak, sana çorba getirdik. Nasıldı misafirperveriz, görüyor musun? Bakın, sizi son kez uyarıyorum. Hemen bırakın beni gideyim. Babam bana bu yaptıklarınızı öğrenince sizi yaşatmaz. Ya geceden beri bize babanı övüp duruyorsun. Vallahi merak ettim senin şu süper babanı. Merak etme. Beni kurtarmaya gelince tanışacaksınız nasıl olsa. Sonra da o sizi Azrail'le tanıştıracak. Allah Allah. Ne iş yapıyor güzelim senin şu süper baban? Polis. Hem de başkomiser. Tabii canım tabii. Ben de kor generalim zaten. Ha. Bir de Adanalı. Adanalı mı? Adanalıyık, Allah'ın adamıyık. Yani başka bir deyişle siz bittiniz oğlum. Bittiniz siz. Bilmiyorum şefim. Evdedir ya da okuldadır herhalde. Benimle kafa vurma lan. Bak.
Çok öfkeliyim. Beynini kırarım. Sofya nerede dedim? Vallahi bilmiyorum şefim. En son dün öğlen gördüm. Bir daha da ne gördüm ne konuştum. Senin yanına kaçmadı yani. Kaçmak mı? Cevap ver ulan bana. Hayır, Sofya bana gelmedi şefim. Şefim hayırdır? Ne oldu? Sofya'ya kötü bir şey mi oldu? Sofya dün akşam evden kaçtı. Dün geceden beri haber alamıyoruz Sofya'dan. Telefonu kapalı. Nereye gittiğiyle ilgili hiçbir fikrimiz yok. Sabaha kadar bütün taksi duraklarını, lokantaları, gece kulüplerini, caddeleri, meydanları dolaştım. Ama yok. Yer yarıldı, benim cadı içine girdi sanki. Size çözün beni diyorum. Ben değilim. Bana böyle davrandığınız için babam hepinizi mahvedecek. Sen beni böyle palavralarla korkutabileceğini mi sanıyorsun bebeğim? Eğer senin baban gerçekten anlattığın kadar süper baba olsaydı, kızını böyle sokak arası otellere gönderir miydi? Bu alemde kendini böyle ucuz yalanlarla, hayali polis babalarla falan koruyamazsın bebeğim. Senin benim gibi menajere ihtiyacın var. Merak etme. Bundan sonra ben seni koruyacağım. Sayemde çok süper ortamlara gireceksin. Çok süper abilerle takılacaksın. Ya ben yalan söylemiyorum. Evden kaçtım. O nedenle buraya geldim. Çok iyi etmişsin. Ünlü olmak için mi kaçtın evden ha? Merak etme. Yakında ben seni acayip ünlü yapacağım bebişim. Hadi soğutmadan iç şu çorbanı. Sonra da bu elbiseyi giy bir deniz üzerinde. Olmazsa başka bir elbise getireceğim sana. Ya ben neden durup dururken bu elbiseyi giyiyorum kardeşim? Durup dururken olur mu güzelim? Bu gece çok özel bir yeraltı kumarhanesinde süper VIP müşterilerimize tanıştıracağım seni. Eğer karşı koymaya çalışırsan ya da direnirsen... Tak! Sıkarız bir tane kafana. Götürüp gömeriz ormanda bir ağacın altına. Bu güzelliğe çok yazık olur, çok. Baba ne olur gel kurtar beni. Ne oldu Maria? Bir şey bulabildin mi? Şu andan itibaren yeni bir operasyon başlatıyorum arkadaşlar. Operasyonun ismi Sofya. Yok, vazgeçtim. Cadı. Evet, cadı operasyonu. Bütün İstanbul, hatta Türkiye kazan biz kepçe her yerde Sofya'yı arayacağız. Baş üstüne şefim. Baş üstüne. Evet, belki bu ante bilgilendirmeyen özel mesele olabilir. Ama ben Nevzat Müdürü'nden özel operasyon izni aldım. Sofya, düşmanlarımdan birinin eline geçecek olursa... ...bunu bize karşı kullanmak isteyebilirler. Sofya bıraktığı notta Yunanistan'a geri dönebileceğini yazmış. Alex, hemen bütün sinir kapilerine Sofya'nın adını, eskalini bildir. Sıkış yapacak olursa tutsunlar. Baş üstünde. Biz de şehirdeki bütün istihbarat birimlerimize, sokaktaki muhbirlerimize Sofya'nın resimlerini iletelim.
Şefim, ilk iş olarak MOBESE kameralarının kayıtlarına bakalım derim ben. MOBESE kayıtları mı? Şehrin birçok noktasında özel güvenlik kameraları var artık. Bunlar 24 saat kayıt yapıyorlar. Oradan dün gecenin kayıtlarını tarayarak Sofya Hanım'ın izini sürebiliriz belki. Aferin koçum. Hadi fırlayın. MOBESE merkezine gidiyoruz. Bunlar zor işler, zor ama sizin işiniz de zor. Ne açıdan? Ne açıdan? Zor yani, para işi zor iştir. Aldığı verdi, yanlış saydı, sayamadı. Bizim bir arkadaş vardı mesela, bankada çalışıyordu. Başı çok belaya girdi, çok. Oo, neler neler neler, ne işler ne işler. Ama... Yani para işi zor iş. Çok zor işler, çok zor, zor. Of. Ay. Bitti mi? Of. Tamam, tamam. Burası da tamam. Hallettik. Halatlar sağlam. Yani darphane ailesi sakin sakin, güzel güzel inip çıkabilirler. Evet. Peki, o zaman. Şimdi bir de asansörlerin makine dairesine bakmamız gerekiyor kardeşim. Tamam, anladım. Hadi binelim o zaman, çatı katına çıkacağız. Tamam. Bununla mı? Geçin. Ben sana kaç defa söyleyeceğim ya? Oğlum ben yalnız çalışırım, etrafımda dolaşma, defol git ya. Git başka katta dolaş. Çok üzgünüm. I am sorry. Hiçbir yere gidemem yuvacım. Halanın seni tek başına bırakmamam konusunda kesin emrim var. Order. Beraber devreye gezip birbirimizin arkasını kollamak durumundayız. Bana bak Fino, kollayacağım şimdi ha. Fino değil hocam, Fiko. Oğlum bak, sen benim böyle dışarıdan, böyle bebek yüzlü, ne bileyim böyle sevecen çocuk, parlak çocuk falan gibi görüyorsun da ben çok ağır psikopatım ha. Oğlum asabi adamım valla, tersim terstir ha, çarpacağım bir tane. Aha. Freddy'nin kabusu geri döndü. Nightmare is Elm Street on my back seat. Sen bana İngilizce küfür mü ediyorsun lan yoksa? He? He? Küfür mü ediyorsun lan bana? Bana küfür mü ediyorsun? Bana küfür mü ediyorsun? Buranın bütün güvenlik görevlileri bunlar gibiyse Allah Allah. Bu akşam işimiz çok kolay olacak beyler. Çekil üstümden.
Alışveriş merkezi kapanana kadar garajda bekleyeceğiz. Herkes gittikten sonra bütün mücevherleri toplayacağız. Sana oğlum! Polis! Polis çağırın! Ne oldu? Havasız kaldım. Ummadığın taş baş yarar. Seni ben yaracağım ha. Buyurun. Keresinde bunu televizyonda seyrettim. Sizin bu piyasadan geri topladığınız eskimiş paralar var ya, onları yaktığınız fırınlar varmış burada. Benim bir bilgim yok bu konuda. Ben valla bunu bir filmde gördüm. Böyle çuval çuval paraları atıveriyorlar fırınlara, yakıveriyorlar. Aslında yazık, günah değil mi? O kadar parayı yakacaklarına gidip bir fakir fukaraya dağıtsalar ne kadar dev bir kıyak olur. Sevinir garibanlar ya. Yazık, günah. Nedir yani? Para nedir? Nedir hocam para? Kağıt parçası, değil mi? Yalnız film var ya. Ay nasıl güzel filmdi. Bitti, tamam. Böyle sonra o adamı öyle paraları falan yakıyorlar. Yani film ama nasıl etkileyici film. Kolay gelsin arkadaşlar. Hoş geldiniz başkomiserim. Hoş bulduk. Benim kız dün akşamdan beri kayıp da. Belki dedik siz bize onu bulmanız konusunda yardımcı olabilirsiniz. Nevzat müdürümüz az önce telefon edip bizi durumdan haberdar etti başkomiserim. Elimizden ne gelirse yapmaya hazırız. Çok sağ olun. Ya dünya kadar kamera var burada. Ya çocuklar, biz nasıl arayacağız bunların hepsini? Başkomiserim, şehrin değişik noktalarında 4000 kameramız var. Hepsini 24 saat bu monitörlerden takip ediyoruz. Bu sayede hem suç oranını ciddi miktarlarda düşürdük, hem de suçluları takip ve yakalama oranımızı ikiye katladık. Gerçekten süper bir sistemmiş. Bütün arkadaşları tebrik ediyorum. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun başkomiserim. Yani biz bu durumda bu kameraların her birinin en az 10 saatlik kaydını izleyip o görüntülerde Sofya'yı arayacağız, öyle mi? Evet, ne yazık ki işimiz bayağı zor. Zor mu? Sofya'nın izini bulmak zorundayız. Engin, Alex, Erdan hemen geçin kayıtların başına. Biz bu evin oralardan başlayarak tarayın bütün kayıtları. Baş üstüne şey, baş üstüne. Baş üstüne. Nasıl olsa benim cadı üzerine bin bir renkli, sarılı, morlu, turunculu kıyafetler giymiştir. Tararken onu görmeniz çok zor olmaz. Aydan bile görünüyordur nasıl olsa. Siz böyle buyurun arkadaşlar. Bizim arkadaşlar size yardımcı olacaklar. Buyurun. Ben de onlarla gidiyorum. Tamam. Yavuz. Sofya'yı bulduğumuzda ona çok kızma oğlum. Göster bana yüzünü. Allah yukarıda şahidim. Çok özledim seni kız Çiğit. Müzik
Bebeğim sen hala giyinmemişsin ama. Yemeğini de yememişsin. Kaldır şunu. Ben hiçbir şey giymiyorum. Bırakın beni gideyim yoluma. Sizin de babamın elinden kaçıp kurtulmanız için biraz vaktiniz olur böylece, ha? Sana hemen bunu giyeceksin dedim. Ben de giymeyeceğim dedim. Ama bu elimdeki silah da giyeceksin diyor. Benim sözümü dinlemesen bile bunun sözünü dinlersin sanırım. Hı? Fino. Fino değil hocam. Fiko, Fiko. Fiko. Efendim Yogi'ciğim. Şu mağazanın önünden geçerken akıllı oluyorsun. Beni rencide edici hareketlerde bulunma. Eğer öyle bir şey yaparsan seni üzerine oturmak suretiyle boğmak zorundayım, haberin olsun. Niye? Ne var ki o mağazada? Benim manita var. Ne? Vay anam vay. Senin manitan var yani. Evet. Hocam, kız kör mü peki? Fino. Efendim Yogi'ciğim. Bak gerçekten elimde kalacaksın. Fena hırpalayacağım ha. Yeter bir laftan anla ya. Allah Allah. Ya Rabbi ya Resulallah, ne büyüksün, ne adaletlisin. Kimlere manita veriyorsun? Tüm asansör sistemlerini kontrol ettik. Servis bakım onayı burada. Herhangi bir sorun çıkarsa bizi ararsanız hemen geliriz. 2 numaralı asansör bazen duruyor diye şikayet gelmişti. Ona da baktınız mı? Baktık. Bilgisayarın beyninde ufak bir sorun vardı, hallettik. Bir daha sorun çıkartırsa hemen ararsanız anında geliriz. Peki, ellerinize sağlık arkadaşlar. İyi günler. İyi günler. Yogi, göstersene hangisi senin zavallı manita? Pınar? Ne? Aşkım. Aşkım derken? Ya git şuradan. Allah Allah. Hadi giy çabuk şunu. Yoksa vururum bacaklarından, hayatının sonuna kadar topal gezersin. Hadi giy dedim. Nereye? Tuvalette giyineceğim. Kurtulacağım bu sapıkların elinden ya. Ekranı böyle alt üstü görebiliyor musun?
Devam et. Biraz geri. Aslında bunun tadını ilk ben bakardım ama bu geceden sonra artık. Şurada bitiyor. Siz dükkana dönün. Dükkanda buluşuruz. Başüstüne. Tamam abi. Ne oldu? Nasıl geçti? Ne yaptınız içeride? Asansörlerin tepesine vericileri yerleştirdik. Bu uzaktan kumandayla istediğimiz zaman asansörleri devre dışı bırakabileceğiz. Onlar da bu durumda tekrar servis çağırmak zorunda kalacaklar. Feruk bina planının resimlerini çekti. Tekrar içeri girdiğimizde soygunu gerçekleştireceğiz. Edil değil mi bunlar? Bu görüntü neredeki kameranın görüntüsü oluyor? Orası Beşiktaş Darphane Caddesi başkomiserim. Merkez Bankası'nın darphane binası var orada. Merkez Bankası darphane binası mı? Evet başkomiserim. Ya bunların darphane binasının önünde ne işleri var peki? Kaya. Kalk dedim. Çıkar paltoyu. Çıkar. Thank you.
Dön bakayım şöyle bir. Sana dön dedim. Çok büyük paralar kazanacağız seninle. Bağla şunu. Yerinde olsam geceye kadar biraz dinlenirdim bebeğim. Bu gece seni biraz yoracağız çünkü. Epey müşterimiz var sırada bekleyen. Yarın da ben yoracağım. Ya Fino, ne öküzün trene baktığı gibi bakıyorsun benim manitaya ya? Oo, hocam, ağır ol bakalım. Ki hiç zorlanmayacaksın. Pınar nereden senin manitan oluyormuş? Pınar kim lan? Benim manitam. Bak tam orada duruyor işte bütün güzelliğiyle. Allah senin cezanı vermesin gerizekalı. O değil öteki benimki. Öteki derken? Lan öteki be öteki bak. Pınar bak buymuş eklerim. Ha öyle öteki. Ha. Ulan ben de diyorum benim Pınar'ımın senin gibi manda kaza bir herifle ne iş olur? Allah sahibine bağışlasın. Pek de şeker kılmış maşallah. Bir önceki hayatında ne tür bir günah işledi de bu hayatta senin manitan olmakla cezalandırıldı. Ya oğlum ben sana psikopatım diyorum. Arızayım elimde kalırsın diyorum. Anlatamıyorum ya. Ne kas kafalı herifmişsin be. An dersenden mazharlar. Nereye gidiyorsun lan? Pınar'cığım, sorması ayıp. Sen ne yapıyorsun burada? Çalışıyorum. Çalışıyor musun? Kamera nerede? Sahne mi çekiyorsunuz burada? Sana tezgahtar rolü mü verdiler? Güzel rol. Eğer senarist iyi açarsa muhteşem olur. Hayır Fiko. Çekim falan yok artık. Beni dizden attıklarını söylemiştim zaten sana değil mi? Baktım başka bir iş bulamıyorum. Bu mağazada eleman arıyorlardı. Aç kalmamak ve faturalarımı ödeyebilmek için mecburen burada tezgahtarlığa başladım. Otur Pınar'ım. Ne güzel mağaza işte. Temiz, ince boncuk dolu. Mesai saatlerin belli. Böyle sarkan surkan yönetmenler de yok. Senin tek derdin bu değil mi Fiko? Ben mutsuz olduğum bir işte çalışayım. Ama yeter ki bana hiç kimse sarkmasın ha. Tek derdim bu. Yok mutsuz olma ama yine de kimse sarkmasın yani. Ya Fiko. Hanımefendi. Bu adam sizi rahatsız mı ediyor? Evet. Bir miktar. Ulan Yogi. Ben sevgilimle konuşuyorum burada. Sen ne karışıyorsun benim özel hayatıma magazin basını gibi ya. Bir dakika bir dakika ya. Biz artık seninle sevgili falan değiliz Fiko. Tabii bak. Biz artık sevgili falan değil. Ne? Değil miyiz? Bir sürü ara verdik sevgili olmaya Fiko. Benim biraz yalnız kalıp düşünmem ve hayatıma yeni bir rota çizmem lazım. Öyle aşk peş düşünecek durumda değilim şu anda. Ama Pınar'ım biz... Fikret Bey, bu ne yüzsüzlük canım yeter ya. Artık sizinle konuşmak istemiyor fark etmiyor musunuz? Buyurun dışarıya. Fiko lütfen dışarı çıkar mısın gerçekten? Hadi dışarı abicim uzayın buyurun uzayın.
Ya hocam sen ne karışıyorsun ya? Sen kendi manitana konuşsana. Aa! Bağırma. Daha benim manitam olduğundan haberi yok. Ne? Bağırma bağırma. Manitam olduğundan haberi yok. Ne olur ya. Aa, öyle söylesene hocam. Şaka şaka. Pembe dedi. Sen platonik takılıyorsun. Şimdi o. Olay şimdi anlaşıldı. Dramatik açıdan şimdi mantıklı şaka. Bir temele oturdu. Fiko. Efendim. Lütfen gidin artık şuradan ya. Yoksa buradan da kovulacağım senin yüzünden. Bir süre görüşmeyelim. Lütfen çık artık Fiko. Çık. Peki. Öyle olsun. Gidiyorum. Gel bakalım seni bunlarla tanıştık. Tamam. Eminim çok ya. Neresiniz? Müsaade eder misin? Güvensiz güvenlik. Hadi. Ayrıca sinirliyken çok güzelsin. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Hoş geldin canım. Merhaba. Merhaba. Siz bakalım. Çok iyi, siz? Tanıştırayım Pınar. Memnun oldum. Memnun oldum. Kız size kahve aldı. Senin kahven. Nerede? Teşekkür ederim. Sağ ol. Lan, dumuluyor lan orada. Ko, dur. Oğlum bu şekilde onları daha çok kaybederiz ya. Acil toplantı mesajınızı alır almaz geldik müdürüm. Hayırdır? Yeni bir görev mi çıktı müdürüm? Evet. Devletimiz yine büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Odama gelin çocuk. Size her şeyi anlatacağım. Yalnız bizim diğer çocuklar MOBESE merkezinde kaldılar. Hala Sofya'yı bulmak için kamera kayıtlarını tarıyorlar. Ama onlar da toplantıya gelsin diyorsanız... Yok evlat, yok. Bana sadece dördünüz lazımsınız. Dur. Şunu biraz geri alsana. Tam burada dur. Sofya'yı buldum beyler. İşte. Burada bir otelin önünden taksiye biniyor. Görüntüyü büyütüp otelin ismini öğrenebilirsek işimiz daha kolaylaşır. Büyütebilir misin bu görüntüyü? Evet, büyütebilirim. Şimdi buradan çıkıp uslu uslu arabamıza bineceğiz. Eğer bir bağırıp çağırmaya kalkarsan hiç acımam, öldürürüm seni. Biz Selim'in kumarhanesine gidiyoruz coşkunum. Sabaha kadar dönmeyiz. Eyvallah. Hayırlı işler bebişim.
babam beni kurtarmaya geldiğinde... ...seni özel tarifesiyle dövmesini isteyeceğim ondan. Anlat anlat, heyecanlı oluyor. Arkadaşlar, bugün bize çok güvenilir bir kaynaktan ulaşan istihbarata göre ismini henüz tespit edemediğimiz bir terör örgütü veya organize suç çetesi üyeleri devletin en büyük bankasını soymayı planlıyorlar. Şerefsizlerin bir tek banka soymadıkları kalmıştı. Adı neymiş müdürüm bu bankanın? Merkez Bankası. Ne? Merkez Bankası mı? Çocuklar, hedeflerinin İstanbul'daki banknot matbaasına girip... banknot baskı kalıplarını kopyalamak olduğu söyleniyor. Allah Allah. Darphaneye girip para kalıbı çalacaklar, sonra da onlarla para basacaklar. Oh, ne güzel iş vallahi. Ha. Hanımlar, beyler, sizin göreviniz darphane binasını tam koruma kalkanı altına alıp bu soygunun gerçekleşmesini önlemek. Başüstüne müdürüm. Başüstüne müdürüm. Bize müsaade. Ziyaretçilerimiz, alışveriş merkezimiz kapanmıştır. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek dileğiyle iyi akşamlar dileriz. Sayın ziyaretçilerimiz, alışveriş merkezimiz kapanmıştır. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek dileğiyle iyi akşamlar dileriz.
çok iyi. Eller yukarı! Eller yukarı! Eller yukarı! Hadi 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 hadi! Geç şöyle! Geç geç geç! Geç hadi geç! Geç şöyle! Ne oluyor lan? Fiko, kalk oğlum, vukuat var. Vukuat derken? Lan vukuat işte, neciyiz biz burada, kalksana. Ya hocam boş ver, başımıza iş mi çalırız, gidelim biz buradan ya. Lan kalk şuradan be. Ya silah patlatıyorlar ya. Bayanlar baylar, bu bir soygundur. Kafanı kaldırma. Yap yap yap. Kırıldama kırıldama. Hey hey, kafanı indir. Kıpırdama. Gördüğünüz gibi elimizde çok sayıda rehine var. Birazdan İstanbul Emniyeti'nin yarısını buraya toplayacağınızı biliyoruz. Ama yerinizde olsam, onlara da bu manzarayı iyice anlatırdım. Ve onlara derdim ki, eğer içeriye tek bir polis bile girmeye kalkarsa, bütün rehineleri öldürecekler. Kahramanlık yapmaya kalkarsa yine bütün rehineleri öldürürüm. Oh be. Oh be derken? Ya oğlum sonunda kendimi ispatlayabileceğim bir görev çıktı karşıma ya. Hocam sen manyak mısın ya? Heriflerin elindeki tüfekleri görmüyor musun? Tır 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 saydırıyorlar. Ne görev? Ne ispatı? Hadi yürü topuklayalım buradan. Polis gelip nasıl olsa kurtarır hepsini. Hadi. Aa Fiko! Heh. Oğlum baksana bizim kızlar da rehinelerin arasında. Bizim kızlar derken? Ya baksana öndeki iki tane yatan onlar değil mi? Pınar! Seda! Pınar! Çifte kumrular. Nereye böyle erkenden? Bizim oğlanın yanına gidip biraz keyif yapacağız abi. Hadi bakalım. Benim için de öpün keratayı gözlerinden. Peki. Sence Adanalı bizden şüphelenmiş olabilir mi? Şüphelenmesi için hiçbir neden yok. Ali'nin kaçırıldığını bilmiyor. Dolayısıyla adamların bizden ne istediklerini de bilmiyor. Bu onun her zamanki hali. O genel olarak benim her halimden şüpheleniyor zaten. Müsaitseniz... İki dakikanızı alabilir miyim müdürüm? Gel evlat gel. Geç otur şöyle. Bu
Ne oldu evlat? Sofya'nın izini bulabildiniz mi? Maalesef hala bir ipucu bulamadık müdürüm. Üzüldüm. Sağ olun müdürüm. Bizim çocuklar hala mobese merkezindeler. Bütün kamera kayıtlarını didik didik ediyorlar. Hadi bakalım. İnşallah oradan bir şeyler çıkar. İnşallah müdürüm. Evlat, sen bana ne soracaktın? Siz az önce bize yeni görevimizi verdiniz ya müdürüm. Hani Merkez Bankası'nı soymaya kalkacaklar, biz de onlara durduracağız falan. Evet. Siz bu toplantıdan önce bu görevden kimseye bahsetmiş miydiniz müdürüm? Hayır evlat. Çok gizli kodlu bir dosya ile iletildi bu görev bize. Anladım. Yani İdil Hanım'ın ve bizim Maraz Ali'nin bu görevden daha önce haberleri yoktu. Hayır evlat. Onlar da seninle birlikte aynı anda öğrendiler. Anladım müdürüm. Ne oldu evlat? Niye sordun? Bir şeyden mi şüphelendin? Yok. Öylesine. Meraktan sordum müdürüm. Hadi size kolay gelsin. Sana da evlat. İnşallah en kısa zamanda bulursun kızını. Amin müdürüm. Bu defa seni çok fena yakaladım Maraz Ali. Demek sonunda İdil'i de çetene kattın. Siz o bankayı soymaya bir kalkın. Ben de ikinizi birden kıskıvrak yakalayıp kendi ellerimle içeri tıkmazsam bana da Adanalı demesinler. Arasında büyük bir